görebildin mi? Hayır, yok. Gördüm onu. Merhaba. 2 kilo elma, 1 kilo da portakal. İrilerinden olsun. Elmaları ben seçeyim. Sert ve sulu değil mi? Tabii. 15 bin. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Osman, seninle halledilecek bir işimiz var. Önüne baksana be adam. Sakla beni. Şimdi çekip gidiyorum. Eğer bu odadan ayrılmaya kalkarsan sonun gelmiş bil. Mehmet, polis Mehmet! Tamam, gittiler, çıkabilirsin. Hadi. Çık çık çık. Ver bakayım ellerini. Gel bakalım. Geç otur şöyle. Ne var, ne oluyor? O adam kim, senden ne istiyor söyler misin lütfen? Herhalde tipimi beğenmemiştir. Osman, benimle yine dalga geçiyorsun. Dalga geçmiyorum, basit bir aile konusu, hepsi o kadar. Herhalde ciddi olmalı, bana niçin anlatmıyorsun? Ciddi bir konu ama o kadar önemli bir şey değil. Yani... Sizlere bir şeyler hazırlayayım. Bekleyin. Tamam. Geliyor. Hop. Olmaz ki. Ver bakayım bir daha.
Evet, hadi hop. Hadi bakalım, gel. Hadi aman, alsana. Aman, antrenmanlı değiliz asıl ki biz. Asıl sen değilsin oğlum. Olur mu? Beni de biri kovalasaydı ben de antrenmanlı olurdum. Haklısın. Osman, sen benim en iyi dostumdun. Artık bana ne olduğunu söylemeyecek misin? İstanbul'dan Ankara'ya askerliğimi yapmaya gittim. Ama İstanbul'da beraber yapacaktık. Niçin Ankara'ya gittin söylesene. Sebeplerim var. Neyse buradayım. Babamla çalışıyorum. Babanla iyi geçinemediğini sanıyordun. Çoğu zaman geçinemiyoruz. Çünkü anlaşmamakta anlaşmış bulunuyoruz. Babana dün akşamki olayı anlattın mı peki? Ona meseleyi açıklamadım. Söylemedin mi? Hayır söylemedim. Niçin söylemedin? Söylesem de anlamaz. Bu senin değil sanırım. Ha? Benim. Sen Hristiyan mı oldun? Evet, oldum. Şaka yapma. Boş şeylere inanmıyorsun. Herhalde papazlar beynini yıkamışlar. Hayır, şaka yapmıyorum. Gerçekten inanıyorum. Benim beynim falan da yıkanmış değil. Çünkü bütün ideolojileri, düşünceleri araştırdım. Ama bundan başka gerçek yol bulamadım. Hı hı. Peki, bu değiştirilmiş kitabını al bakalım. Bak, güçlü tanrı sözlerinin değişmesine asla izin vermez. Lütfen şimdilik kimseye bundan söz etme. Senden rica ediyorum, özellikle de anneme veya babama söz etme. Peki, şimdilik ikimizin de birer sırrı var. Az kaldı, seni yakalayacağım. Hadi gel bakalım. Koş bakalım, koş. Hadi. İşte yakaladım. Yo, vurma. Hadi, koş bakalım. Hile yapıyorsun ama. Yavaş. Gel. Şu manzaranın güzelliğine bak. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Bana yardım nereden gelir? Bana yardım yaratandan. Her şeyi yaratan, dünyayı ve gökleri yaratan. Bana yardım gerçek, gerçek yardım ondan. Yalnız ondan. Hoşuma gitti, bir daha söylesene. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Bana yardım nereden gelir? Bana yardım yalnız ondan. Gökleri, yeryüzünü yaratan, her şeyi yaratan. Bana yardım gerçek yardım ondandır. Çok güzelmiş. Bunu nereden öğrendin? Tanrı'ya Övgüler isimli ilahi kitabından. Bak Osman, bu ilahi Tanrı'nın bize baktığını ve her tehlikeden koruduğunu anlatıyor. Bana bak, sen bu dini şeyler hakkında çok ciddiyim. Evet, çok ciddiyim. Senin de tahmin ettiğin gibi bu dini konular hakkında çok ciddiyim Osman. Anlamadığım şey senin gibi bir kişinin nasıl olup da böyle bir duruma geldiğidir. Gayet basit. Radyo yayınlarıyla. Radyoyla mı? Hı hı. Ah bu propagandacılar. Ah, ah. Bak, dinleme veya dinlememe özgürlüğü senin. Fikir hürriyeti inancı, açıklama hürriyeti diye okulda bağırıp dururdun. Ben beni kurtaran bir ilacı başkasına tavsiye etmeyeyim yani.
Evet, bir gün okulda radyo yayınlarını dinliyordum. Bu olay üniversiteye başlamadan önce oldu. Bir gece yatağımda uyumadan önce radyomu karıştırıyordum. Her zaman olduğu gibi istasyonlarda dinleyecek pek bir şey yoktu. Günlerden bir gün, her zaman olduğu gibi radyomu karıştırıyordum. Ve hoş bir müzik buldum. Sonra orayı dinlemeye koyuldum. Bu arada da istasyondan İsa hakkında konuşmalar yapılıyordu. Bunu da senin benim gibi Türk genci yapıyordu. İsa yalnız iyi bir öğretici değil, o Tanrı ağzından çıkan sözdür. Söyledikleri Tanrı sözleridir diyordu. Bundan sonra birçok şey söyledi ama ben onları iyice anlayamadım. Sonra İsa'nın ölümünü anlattı. Çok ilgi çekiciydi. Yalnız İncil kitabı yazarları değil, bütün tarihçiler İsa'nın ölümünü bize bildiriyorlar dedi. Onu ölü olarak nasıl mezara koyduklarını ve ondan sonra 500'den fazla insanın onu canlı olarak nasıl gördüğünü söylüyordu. Bunlar, bütün bu olaylar tarihin kaydettiği olaylardır. Körü körüne inanılan bir inanç olayı değildir diye de sözlerini bitirdi. Çok etkilendim. Sonra bana bu İncil kitabını gönderdiler. Bu kitabı okumaya ve radyo yayınlarını dinlemeye devam ettim. Ama kendi başıma hiçbir şey anlayamadım. Sonunda o istasyona mektup yazıp yardım istemeyi düşündüm. Yazdığım mektuba ilgi duymuşlardı. Ve bunun neticesinde onlar da bana radyodan o yayınları yapan genci gönderdiler. Doğrusu çok sevinmiştim. O genç benim birçok soruma yanıt verdi. Ona pek çok sorular sordum. Ve o da hepsini yanıtlamaya çalıştı. Karşılıklı oturup uzun uzun konuştuk. Çok güzel şeyler anlatıyordu. Onu can kulağıyla dinliyordum. Ve çok mutlu olmuştum. O genç bir gün bana İsa Mesih'i takip etmek ister misin diye sordu. Acaba hayatımı İsa yolunda yürümeye adamalı mıyım sorusu içinde düşünmekteydim. Herhalde kolay bir iş değildi bu. Bunu çok iyi anlıyorsun değil mi Osman? Öyle etiket değiştirir gibi gelişi güzel başkalarına ait fikirleri, düşünceleri kendime takmak istemiyordum. Doğru yolu takip ettiğimi bilmem gerekirdi. Ben gerçeklerin peşindeydim. Aradığım gerçek inançtı. İncil'den bazı bölümler beni ilgilendirdi. İsa ardından gelenlere arkadaşlarım diyordu. Sizler buyrukların tutsağısınız demiyordu. Ben hiç kimsenin tutsağı olmak istemiyordum. Ben arkadaş, yardımcı, dost aramaktaydım. Tanrı ile olan ilişkimi sevgiyle yerine getirmek istiyordum. Amacım Tanrı sevgisiydi. Katıksız, temiz, sonsuz Tanrı sevgisi. Dur bakalım bir dakika. Bu Tanrı sevgisi de neymiş? Ne demek istiyorsun? İsa ardımdan gelenler, yolumu takip edenler benim dostlarımdır dedi. Onun yardımıyla doğru dürüst rahat bir yaşam sürmek. Şunu yaparsan cennetlik olursun, bunu yaparsan cehennemlik olursun değil. Dostluk, sevgi ve yardım. Senin sözlerin bana Çince gibi geliyor, anlamıyorum. Bu öykünün geri kalan kısmını dinlemek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum, devam et. İkinci bölüm, sevgi ve kendini verme, özveri hakkında. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Bir kimsenin arkadaşı için hayatını vermesi. Peki İsa'nın hayatını bizler için verdiğini biliyor muydun ha? Bilmiyorum, inan ki. Benim bildiğim kadarıyla o ölmedi. Ben öyle biliyorum. Ben de bu vakte kadar bunu bilmiyordum. Bunu bana o öğrenci açıkladı. O genç yüzlerce defa söylediği halde ben yine de farkına varmamışım. Ama en sonunda İsa'nın bu işi bizleri yaratan Tanrı ile yeniden dost kılmak için yaptığının farkına vardım. Yani aslında Tanrı bizleri çok sevdi. Ama biz özgür irademizden ötürü bugün doğayı kirlettiğimiz gibi kendi doğamızı da kirletip yani günah işleyip Tanrı'ya isyan ettik. Ya böylelikle dostluğumuz arasına ayrılığı biz koyduk. O yine önce davranıp bu arayı kapatmak için kendi sözünü video kasetine kaydeder gibi İsa Mesih için de bize sundu. Ayrıca bu sözün bizim isyanlarımızdan ötürü ödememiz gereken bedel için haçta ölmesi gerektiğini de daha önceki peygamberlerle duyurmuştu bizlere. Bu nedenle Tanrı'nın sözüyle İsa bizim için kurbanlık kuzu oldu ve ölüp dirilerek bizi Tanrı'ya yeniden kavuşturdu.
Ya demek öyle. Bütün bunları bilmiyordum inan. Çok ilginç şeyler. Daha bitmedi. İstersen bu konuları daha sonra konuşuruz. Yarışta yine yeneceğim seni. Hadi koş. Hayır, bu sefer yenemeyeceksin. Yavaş ol. Gösteririm şimdi ben sana. Hey! Botlar kaça? 120 bin abi. Kışı çıkarırsın. Bilgin ailesinden memduh sen misin? Evet, sözünü ettiğim memduh benim. Ne var? Konuşmamız lazım. Ben seni tanımıyorum. Ne konuşacakmışım seninle? Söyler misin? Osman hakkında konuşmak gerekiyor. Ne olmuş Osman'a, söyler misin? Ne olmuş? Burada söylememe imkan yok. Gel benimle. Şöyle bir yere çekilelim, anlatacağım sana. Peki. Hadi gel. Geliyorum. Hadi. Acele et biraz. Tamam. Söyler misin lütfen söyleyeceğini, rahatlayayım artık, hadi. Mehmet'in de size bir mesajı var Memduh Bey, dün var. Ona gene Mehmet'in kente döndüğünü haber vermeni istiyorum. Bu çok önemli. Mehmet de kimmiş? Bana bu gibi şeyleri niçin böyle gizli gizli anlatıyorsun da açık anlatmıyorsun ha? Arkadaşınız Osman Bey Mehmet'in kim olduğunu iyi bilir. Mehmet gene meydana çıktı. Neden böyle bilmece gibi konuşuyorsun be adam? Anlamadım. Bana istediğin şeyi açık açık anlatır mısın lütfen? Sen yalnız Osman'a benim sözlerimi bildir. O bunu gayet iyi anlar. Mehmet'in de size bir mesajı var Memduh Bey. Onu sizin arkadaşınız Osman'a götüreceğinizi umut ediyor. Benden söylemesi. Cevap versene be adam. Alo. Osman sen misin? Ben Osman, siz kimsiniz? Canım ben Memduh, tanımadın mı? Oo, merhaba Memduh, işler nasıl gidiyor? Osman, seni hemen görmeliyim, konuşacak şeylerimiz var. Peki olur, konuşuruz. Dinle, hemen buluşalım, anlatmam gereken şeyler var. Ne dedin, anlamadım. Osman şakayı bırak, bu çok önemli. Bir adam geldi, yaşlı bir adam, beni pazarda buldu. Mehmet adında birinden söz ediyor. Bu önceleri seni tehdit eden adam mı? Osman. Osman orada mısın? Evet ben hala buradayım. Bak, bu yaşlı adam Mehmet'in hala seni aramakta olduğunu söyledi. Mehmet gene İstanbul'a geri gelmiş. Neler olduğunu bana söylemek zorundasın lütfen. Mehmet kimdir? Niye senin ardından koşuyor? Niye kovalıyor seni? Bak, bu işin seninle hiçbir ilgisi yok, anladın mı? Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Seni ben bu işe karıştırdım. O zamanlar ne yapacağımı bilmiyordum. Ama şimdi bu işe karışmanı istemiyorum senin. Bu iş pis bir iş, anlıyor musun? Pis bir iş. Bu işin altından kendim kalkmalıyım. Sen çok geciktin Osman. Ben şimdi bu işin içindeyim. Bu insanlar beni kolluyorlar, gözlüyorlar. Mehmet onu sana getireceğimi düşünüyor. Öyleyse benden uzak dur. Benden uzak dur, anlıyor musun? Bak Osman, beni iyi dinle. Sen kendi başına bu işin içinden pek çıkamazsın. Sen bir şeyden kaçıyorsun. Ama yardım etmemi istememen meseleyi halletmez. Ben senin arkadaşın değil miyim? Sana yardım etmek istiyorum. Peki öyle olsun. Telefonda olmaz. Bugün saat 4'te Yeşilyurt deniz kenarında, kumsalda. Eğer biri seni takip edecek olursa yanıma gelme, anlıyor musun? Dikkatli tamam, ol. Tamam, anlıyorum. Dikkatli olurum, söz veriyorum sana. Tamam, olacağım. Mehmet beni yakalarsa gelip elimi sıkacak sanma. Biliyorsun 6 aydır silahını temizliyor. Eğer bana rastlarsa tabancasını kullanmaktan çekinmeyecektir. Saat 4'te, tamam mı? Evet, saat 4'te, anladım. Dur. Dur bakalım, daha söyleyeceğim var. Sen bu işten tek başına sıyrılamayacaksın. Doğru söylüyorsun. Yalnız başıma bu işin içinden çıkamayacağım. Tamam, buluşuyoruz. Kapat hadi.
Kıpırdama. Kimsiniz? Korkma be adam. Gevşe bakalım biraz. Hey Osman, manyaklık etme. Ödümü patlattın oğlum. Niye böyle bir şey yaptın? Çok mu korkuttum seni? Korkuttuysam kusura bakma. Nasıl bu kadar yanıma kadar yaklaştın da duymadım? Buna askerlik eğitimi denilir oğlum. Bazen faydası olmuyor değil. Seni gözetliyordum. Birisinin seni takip edip etmediğini kolluyordum. Benim de ordu talim terbiyem var oğlum, değil mi ya? Hı? Doğru doğru. Memduh, şu pazarda gördüğün adam nasıl birisiydi? Ufak tefek, bol kıllı, köylü aksanı olan biri. Giysileri parça parça, tecrübesiz birine benziyordu. O adamı tanıyor musun Osman? Hayır, onu tanımıyorum. Mehmet'in ailesinden biri de değil. Mehmet belki ikimizi korkutmak için onu kiralamış olabilir. Peki bu adam kim Osman, söyler misin lütfen? Eski okuldan arkadaşımın kardeşi. Arkadaşım mı dedin? Evet, arkadaşım. Ama sen bana bu basit bir aile davası demiştin. Evet, öyle dedim. Ama bu senin arkadaşının kardeşi ise bundan hiçbir anlam çıkmıyor. Bu kolay anlaşılır bir iş değil. Sen dostum olduğun için sana söylüyorum. Tamam. Senin yardımına ihtiyacım var. Ne olursun bana fazla yüklenme. Bunu sana anlatacağım. Anlatacağım zamanı gelince. Peki, anlaştık. Senin istediğin gibi olsun. Dinle şimdi. Biz birlikte büyüdük. Birlikte okula gittik. Birlikte oynadık. Öyle zamanlar geldi ki biz Recep'le birlikte kardeş gibiydik. İstanbul'da mı? Evet, İstanbul'da. Ailelerimiz arasında yakınlık vardı. İşler teknik okulda kötüye gitmeye başladı. Recep benden akıllıydı. Mehmet'ten de akıllıydı. Sporlarda da çok başarılıydı. Ben de bir kıskançlık başladı. Ona gelince burnu havada hindi gibi kabarıp duruyordu. Ve sonra da yavaş yavaş yakın arkadaşlığımızın yolları ayrıldı. Onun arkadaşları başka, benim arkadaşlarım başka oldu. O Boğaziçi'ni bitirdi, bense teknik üniversiteyi bitirdim. Hani bu basit bir aile davası demiştin bana? Hayır, hayır, o zamanlar yoktu. Şimdi bile yok. Peki sonra ne oldu? Problem ve düşmanlık Mehmet'le ikimizin arasında. Ankara'da bir iş, bir de kız buldum. Kızın adı Hatice'ydi. Ama Hatice Recep'le gizli gizli buluşup beni aldattı. Aslında birkaç ayımız çok güzel geçmişti. Yerleşmek, kendi hayatımı yaşamak istemiştim. Hatice güzel bir kızdı. Onu gerçekten seviyordum. Onunla evlenmek istiyordum. Ama o daha vakit var diyordu. Çünkü Hatice Recep'i görünce beni terk etti. Şaşırdım kaldım. Hatice beni seviyor sanıyordum. Ama tek bir kelime bile etmeden Recep'e gitti. Memduh, doğrunun ne olduğunu anlamam için lütfen yardım et bana. Hatice'yi çok seviyordum. Bu işi yapmasına rağmen onu seviyordum. Onları her yerde izledim. Nerelere gittiklerini, neler yaptıklarını yakından izledim. O Hatice'yi sevmiyordu. Onu kendi istekleri için kullanıyordu. Hatice bir ışık çevresinde dolaşan böcek gibiydi. Işığa aşık olmuş pervane böceği gibi. Onun çekiciliğine kanmıştı. Yaklaşıyor, yanakları kavruluyor ama yine de bu ışığın etrafında dolaşıyordu. Ve birden Recep'in Hatice'ye tokat attığını gördüm. Çılgına dönmüştüm. Yerden bir şey aldım ve ona vurdum. Onu öldürmek istememiştim. Sonra ne oldu? Eşyamı bavuluma yerleştirip yollara düştüm. Hı hı. Yolum sonunda Ankara'ya vardı. Şimdi İstanbul'dayım ve babamdan bir iş istedim. Peki Hatice'ye ne oldu? Pervane ışığa yenilmişti. Sonradan duyduğuma göre Hatice'nin vücudunu Recep'in vücudundan daha önce derede bulmuşlar. Anlamadığım bir şey var. Eğer sen Recep'i vurup öldürdüysen neden seni bütün Türkiye'de aramıyorlar? Söyler misin lütfen? Bu işi benim yaptığımı yalnız Mehmet biliyordu da ondan. Herhalde Recep onu bekliyordu. Hı hı. Belki Mehmet bizi çekişirken gördü. Belki de benim kaçtığımı görmüştür. Hı-hı. Her ne olduysa oldu ama sonunda Hı-hı. O bu işi kendi yolunda, kendi istediği gibi halletmeye koyuldu. Ama niye? Ne düşündüğünü biliyorum.
Haklısın, evet. Haklısın Memduh. Niye adımı polise ihbar etmedi diyorsun? Onun bir geçmişi var ki işte bu karanlık. Polis onu adam akıllı sorguya çekebilirdi. O hiçbir vakit polise ilgi kuramazdı. Sana söylediklerim seni çok korkuttu mu Memduh? Sanırım çok tuhaf gelmiştir. Senin kendi hakkında anlattıkların da bana öyle gelmişti. Bu yer beni ürkütüyor. Hadi kalk artık. Tamam, kalkalım hadi. Peki şimdi ne yapacaksın? Hareket edeceğim, yer değiştireceğim ve Mehmet'ten kaçacağım. Yok, kaçarak bu işi halledemezsin. Niye halledemeyim? Bir gün ondan kurtulacağım. Hiçbir zaman hür olamayacaksın. Her zaman arkana bakacak, duvardaki insan hayallerinden ürkeceksin, korkacaksın. Belki dediklerin doğru. Böyle olmanı istemiyorum Osman. Eğer Mehmet seni yakalamasa bile sen yine kendi korkunun tutsağı olacaksın. Ve bu tutsaklık korkusu seni için için kemirecek. Kemire kemire seni tamamen yok edecek. Senin yaptıklarını tam olarak kabul edemiyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Aslında bana yardımcı olabilirsin. Onun dikkatini benden uzaklaştırabilirsin. O zaman ben de daha rahat düşünebilir, ne yapacağıma karar verebilirim. Nasıl? Bunu başarabilir misin? Beni bulmak için nasıl olsa seni izlettiriyor. Bu çok açık. Evet. Sen merak etme. Senin için her şeyi yaparım Osman'cığım. Bana bırak. Sağ ol. Benim canım arkadaşım. Hey. Senin için canımı bile feda ederim hiç düşünmeden. Hop. Bu ne acayip bir dünya. Deli bir dünya. Delirmiş insanlar dünyası. Bir insan ölüyor. Onun kardeşi onu öldüreni öldürmek için çılgına dönüyor. Ya eline geçecek olan ne ha? Kocaman bir hiç. Kin, nefret ve öç ödenen yalnızca bir bedeldir. Kötülüklerle dolu bir dünya. Bu kötülüklerle dolu yolun sonu ne zaman gelecek? İnsanlık ne zaman görebilecek bunun kötü bir yol olduğunu? Ne zaman vazgeçecek bundan? Yol dediğin işte bu. Hayata karşı hayat. Öldüreni öldür. Harca gitsin. Bir kez yanlış yapma. İşin böyle olması gerekmiyor. Bir insan öldü. Artık bundan böyle şiddete, ölüme ne gerek var? Niye ölüm ve intikam, öc almak niye? İşte bunu anlamıyorum. Ben Recep'i öldürdüm. Bunun için Mehmet de beni. Ben Recep'ten söz etmiyorum. İsa birbirine çakılı iki odun üzerinde, Romalıların ölüm ağacı üzerinde çivilenerek öldü demek istiyorum. İsa mı? İsa'nın bu olayla ilişkisi ne? İsa'nın ölümü ne Recep'in ne de başkasınınkine benzemez. Recep'in ölümünün büyük bir anlamı yok. Ama İsa ölüme isteye isteye gitti ve büyük bir iş başardı. İsa ölümüyle bu dünyada olan kıskançlık, açgözlülük, nefret ve ölüm olayını tüm dünya üzerinden aldı götürdü. Kendisi öldü ama bunları da sürükledi beraberinde. Ama başarılı olamadı. Biliyorum ama buna inanmayacaksın. Bak, o tekrar dirildi, dünyaya geri geldi. Böylece ölümü ve kötülükleri yendi. Eğer insanlar kabul edip onun öğretimine kulak assalar, yeni bir yaşam yoluna girip onun yolunu öğrenirler. Dur, aklıma bir şey takıldı. Bütün bunlara inandığın halde yine mükemmel bir kimse olamazsın, değil mi? Bunu benim söylemem biraz tuhafına gitti, değil mi? Bu çok doğru bir söz. Ben mükemmel bir kimse değilim. Ama eğer onu kalbime alıp onun öğretişine uyarsam daha temiz, daha iyi bir hayat sürmesini öğrenebilirim. Peki bu temiz ve iyi hayatı yaşamayı unutursan Tanrı'nın yanıtı nedir? Bu çok çetin bir şey. Bu benim üzerimde kızgın bir bulut gibi gezer durur. Ben sana Tanrı ile olan sevgiden söz ettim, unutma. Evet, unutmadım. Tanrı bana bir tutsakmışım gibi değil, ama bir dostuymuşum gibi o gözle bakmaktadır. Eğer gerçekten kalpten yaptığıma pişmanım dersem Tanrı beni bağışlar. Yeni baştan işime tertemiz bir yürekle başlarım. Eğer birini öldürsen bile mi? Evet, birini öldürsen bile.
Söylediklerine inanmak isterdim. Sözlerin hazmedemeyeceğim kadar çetin, evet, Memdu. Benim için de böyle oldu. İsa'nın Roma'nın çapraz ağacında çivilenerek ölüşü ve sonra yine dirilişi ve yaşayışı, benim ve diğer günahlıların günahları için bu işi yapışını anlamak, kavramak biraz çetindir. Bir katil olayından veya öldürülme korkusundan kaçmıyordun sen, değil mi? Yo, değil. Kesinlikle değil. Bak, dinle beni Osman kardeşim. Ben senin ölmeni istemiyorum. Daha doğrusu ben herhangi bir kimsenin tabanca namlusu karşısında ölmesini istemiyorum. Ben buna karşıyım. İnsanların kardeşçe yaşamasını istiyorum. Yere yat! Bir aşağı bir yukarı yürümenin faydası yok. Bütün geceyi uykusuz geçirdin. Nasıl uyuyayım anne? Gözüme uyku girmiyor. Belki Osman ölmüştür. Düşünsene. Osman mı? Benim oğlum da ölmüş olabilirdi. Telefon etmediğim hastane kalmadı. Bu sabah yeni gelen hiçbir olay yokmuş anne. Bu işe burnunu sokmayacaktın. Daha başlangıçta bu adam bizim başımızı belaya sokacaktı. Evde de hiçbir haber yok. Nedir bu Osman için endişen bilmiyorum. O tehlikeli bir kimse. Hala anlamadın mı? Ondan uzak durmalısın. O benim arkadaşım anne. Ona yardım etmeliyim. Sen ona yardım etmek zorunda değilsin. Bak anne, böyle şeyler söyleme lütfen. Dün gece ölebilirdim. Bu yüzden sana bir şey açıklamak istiyorum. Hayatımda büyük değişiklikler oldu anne. Osman'a yardım etmemin sebebi Tanrı'nın öğrettiklerinden dolayı. O diyor ki, dostunu sevip ona yardım etmelisin. Alo? Memduh benim. Osman sen misin? Kardeşim, ben seni öldü sanmıştım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Ölmedim, bana bir şey olmadı, kurtuldum. Ne oldu? Mehmet seni yakaladı sanmıştım. Bütün kent hastanelerine telefon edip durdum. Dinle Memduh, ben gidiyorum. Türkiye'den hemen çıkıp gidiyorum. Dün gece ölümle burun buruna geldim. Biliyorsun kıl payı kaldı. Bilesin diye telefon ediyorum. Belki ona bir şey olmuş, yaralanmıştır dedim. Hayır, bana bir şey olmadı. Aradığı ben değildim zaten ama adam akıllı korktum. Ya sen? Önemi yok, beni vuramadı. Ama mermisi çok yakından geçti. Gidiyorum. Türkiye'den gidiyorum artık. Nereye? Ne vakit? Söylesene nereye? Almanya'ya. Almanya'ya gidiyorum. Almanya mı? Bu sabah babamı gördüm. Mehmet'i Recep'e anlattım. Babam çok öfkelendi. Ama oğlunun bir tabanca kurşunu ile bir tavşan gibi sıkıştırılıp öldürülmesini istemedi. Beni Almanya'ya gönderiyor. Burada kalıp öldürülmektense Almanya'da onun işlerini görmemi istiyor. Belki de oradan Amerika'ya giderim. Ne zaman gideceksin? Gidiyorum. Hemen şimdi. Sirkeci'den. Bundan sonra kalkan ilk trenle. Bu kadar acele mi? Bu kadar çabuk mu? Ben çok üzgünüm kardeşim Memduh. Sana çok zorluklar çektirdim. Belki ileride bir gün... Neyse. Yaptıklarına çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık kardeşim. Osman. Bak anne, bütün bunları anlamadığını biliyorum. Ama bir oğul olarak sana müteşekkirim ve seni seviyorum. Ama ilk önce Tanrı'nın sözünü dinlemeliyim. Bunun için Osman'ı görmeliyim ve Osman'a çok önemli bir şey vermeliyim. Osman!
Osman. Ne işin var burada? Seni uğurlamaya geldim Osman. Canım kardeşim benim. Ver alayım ben. Yo yo yo, ben götürürüm. Yo yo yo, ben götürürüm. Hayır hayır, yürü. Yürü. Seni görmeden, yolcu etmeden gidebilir misin hiç? Bak, sana güle güle demeden gitmeni istemedim. Bir şey söyleyeceğim, paran var mı? Aa, sağ ol. Paran var. Eğer yoksa vereyim ha? Lütfen. Sağ ol. Peki. Gitmen şart mı? Mutlaka gitmeli misin? Evet, başka çare kalmadı. Biliyor musun, seni çok özleyeceğim. Evet, çok ben özleyeceğim de seni. Bana yazar mısın? Elbette yazarım. Nasıl söylesem, benim sana bir hediyem var. Bana mı? Evet, bu. Sağ ol. Bu İncil, senin için değerli bir kitap değil miydi bu? Benim için çok değerli. Onun için sana veriyorum. Bir gün başın sıkışırsa ihtiyacın olur diye. Osman! Mehmet! Memduh! Memduh! Memduh kardeşim! Memduh! Memduh, kulak ver, beni iyi dinle. Beni işitiyor musun? Memduh, onun peşinde olacağım. Senin öcünü alacağım. Ona bunu ödeteceğim. Osman. Osman. Osman, sana ikinci bir şans tanımak istedim. Onu kıskıvrak yakalayacağım, onu öldüreceğim. Yaptığın yanında kalmayacak. Memduh, bu işi senin için yapacağım. Memduh, deli arkadaşım, bu işi neden yaptın? Niye kendini ateşe attın? O beni arıyordu, silah benim içindi. Onu hak etmiştim. Her gece dua ettim, her gece. Tanrı'ya yalvardım, senin de İsa'nın yanında olman için. Beni anlıyor musun? İsa'yı yaşamana çağır. Kitap, Osman kitabı aldın mı? Evet aldım, işte burada. Onu her zaman saklayacağım, sana söz veriyorum. Onun içinde bir mektup var. Hadi onu oku bana. Osman kardeşim, sana götürmen için değerli bir şey vermek istedim. Bunu sana ihtiyaç anında faydası dokunacak. Bu kitabın sayfalarında şu satırları bulacaksın. Bir kez ölmek ve ondan sonra yargılanmak nasıl insanların kaderi ise, böylece Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez günah yüklenmek için değil, kendini bekleyenleri kurtarmak için onlara görünecektir. İşte bu, İsa'nın ölümü ve ölümünden sonraki dirilişinin en değerli mesajıdır. İşte böylece ben Tanrı ile arkadaşça başka bir tür hayat yaşıyorum. Bir gün gelecek, onunla cennette de birlikte yaşayacağım. Sanırım bir gün bu sözler benim için ne kadar değerliyse senin için de öyle olacaktır. Arkadaşın Memduh. Arkadaşın öldü mü amca? Evet öldü. Arkadaşın kötü bir adam mıydı? Hayır. O iyi bir insandı. Çok iyi bir insandı. Madem ki o iyi bir insandı, o zaman niye öldü? O iyi biriydi, kötü olansa ben. Arkadaşım ben yaşayayım diye öldü. Onun arkadaşı İsa da onun için kendini feda etti. O da benim için.